Göle dönen sokaklar, su basan evler. Fransa'nın kuzeyi iki aydan kısa süre içinde ikinci kez sel felaketini yaşadı. Pazar gününden beri bölgede etkili olan şiddetli yağışın ardından arkta cadde ve sokaklar suyla doldu. Çok sayıda evi ve tarım arazilerine su bastı. O noktalardan biri de belediye binasının önüydü. Bölgedeki nehrin taşmak üzere olduğu gerekçesiyle kırmızı alarm verildi. 200'den fazla kişi tahliye edildi yaklaşık 10 bin eve elektrik verilemediği açıklandı. Mahsur kalanları kurtarmak için yüzlerce kurtarma ekibi görevlendirildi. Sel havadan da görüntülendi. Sel suyunun bazı bölgelerde çekilmeye başladığı ancak çok sayıda kasabanın hala su altında olduğu açıklandı. Selin yaşandığı ülkelerden biri de Almanya'ydı. Şiddetli yağış ve eriyen kar Almanya'nın birçok bölgesinde su baskınlarına neden oldu. Saksonya en alt eyaletinde çok sayıda ev suya gömüldü. Meteoroloji uzmanları birkaç gün içinde daha fazla yağmur beklendiği konusunda uyarırken kurtarma görevlileri sel bölgelerinde kum torbalarıyla geçici barajlar kurdu. Almanya Başbakanı Olaf Scholz selden etkilenen Berga kasabasına giderek hasar inceledi. Yetkililerden bilgi alan Scholz kimse yalnız kalmayacak diyerek hükümetin yardımda bulunacağını söyledi. Bu görüntüler ise İngiltere'nin Darby bölgesinden. Sağnak yağış bölgedeki nehrin taşmasına neden oldu. Çok sayıda ev su altında kaldı. Belçika'nın kuzeyinde ise fırtına nedeniyle büyük hasar oluştu. Evlerin çatıları uçtu, araçlar zarar gördü. Sel nedeniyle Brüksel'den Lüksemburg'a tren seferleri askıya alındı.